Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Hazırsanız sorularıma başlıyorum hocam. Yeni inşa edilen binalar ile ilgili mevcut binaların depreme dayanıklılığı arasında ne gibi farklar var? Şimdi mevcut binalara bakıldığı zaman son yapılan binalar yeni deprem yönetmeliklerine göre yapılıyor. Deprem yönetmelikleri 1975 yıllarda bir yönetmelik yapılmaya, uygulanmaya başlandı. Daha sonra 1998 yılında bir yönetmelik yayınlandı. Ama 99 depremi yaşadık 98'den sonra. Bu depremde tabii ki tecrübeyle beraber bazı şeylerin revize edilmesi gerektiğini gördük. 99'da yeniden bir deprem yönetmeliği yayınlandı. Fakat daha sonra yaşadığımız depremler şunu gösterdi ki yine bazı revizyonlara ihtiyacımız var. 2007'de buna takiben yeniden bir yönetmelik yayınlandı. Daha sonra şunu anladık biz, yapılar sadece zamana bağlı olarak eskimiyor. İşte bu yaşanılan depremler yapının tasarımına, taşıyıcılığına da etki ediyor. Buna bağlı olarak yeniden bir revizyon, yeniden tasarımsal süreçlerde değişiklikler meydana geldi. Ve 2018'in sonunda yeni bir deprem yönetmeliği yayınlandı. Ve bu deprem yönetmeliklerine bağlı olarak yapılan mevcut binalar tasarımsal olarak daha taşıyıcılığı yüksek, mukavemeti yüksek, beton kalitesi yüksek malzemelerle yapıldı. Fakat eski binalar hem eski yönetmeliklere göre yapıldığı için bizim için daha hoş olmayan durumlar teşkil edebiliyor. Ve bazen de zamana bağlı olarak betonda beton malzemesinden kaynaklı istemediğimiz durumlar meydana geliyor. İşte beton çürümesi gibi ya da donatının betondan ayrılması gibi, donatının korozyona uğramasıyla. Bunlar da betonun mukavemetini, taşıyıcılığını azaltıyor. Eski yapılarda biraz biz bunu da görüyoruz. Dolayısıyla eski yapılarda hem tasarımda uygulanan yönetmelikler açısından biraz eksiklikler var, hem de malzeme kalitesinde zamana bağlı olarak bazı sıkıntılar yaşanabileceği için bir takım problemler görülebiliyor. Peki hocam, bizler yani vatandaşlar mevcut binaların depreme dayanıklılığını arttırmak için ilk adımı nasıl atmalıyız? Şimdi mevcut binaların depreme dayanıklılığını anlamak teknik bilgi gerektiriyor. Dolayısıyla önce bu işin uzmanına bağlı bir araştırma yapmak, yani uzmanından destek almak gerekiyor. Bina performans analizleri yapılıyor. Yani bir binanın statik ve dinamik yükler altında, deprem yükleri altında nasıl davranacağını gördüğümüz bina performans analizleri yapılıyor. Eğer binanızın deprem açısından uygun olup olmadığını anlamak istiyorsanız bina performans analizi yaptırmanız gerekiyor ve bunun için de konunun uzmanına başvurmanız gerekiyor. Hocam, depremde etkilenen binaların yeniden inşa edilmesi mi yoksa güçlendirilmesi mi daha iyi bir seçenek olabilir? Mevcut bina eğer hasar almışsa önce hasarın hangi seviyede olduğuna bakmak gerekiyor. Yani ağır hasarlı bir bina ile orta hasarlı bir bina arasında fark var, sizin de bildiğiniz gibi. Dolayısıyla önce hasarın ne durumda olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer hasar güçlendirme işlemi. Şimdi güçlendirme hem yapının güçlendirmesi ya da mevcut bulunan zemin ortamının güçlendirilmesi şeklinde güçlendirmeler yapılabiliyor. Fakat o güçlendirmenin maliyeti, burada maliyet ön plana çıkıyor. Eğer yeni yapılacak binanın maliyetinin kabaca söylemek gerekirse %50'sini fazla aşarsa biz bu sefer güçlendirme yapmayı çok tercih etmiyoruz. Yeniden binanın yanı yapının yapılmasını tercih ediyoruz. Yani burada aslında en önemli kriter hasar durumu ve ona bağlı olarak ekonomik maliyet durumu diyebilirim. Peki hocam, inşaat sektöründeki işletmeler binaların depreme dayanıklılığını arttırmak için yeterli önlemler alıyorlar mı? Şimdi yaşanan iki büyük deprem yaşadık. 99'da Adapazarı depremi ve Maraş-Hatay depremi. Ve bunlar sonrasında gördük ki ne kadar önlem alırsak da alalım. Bir takım beklenmedik sıkıntılar da doğabiliyor. Fakat işletmeler de azami gayreti gösteriyorlar diyebilirim. Son yıllarda Türkiye'de yaşanan depremler mevcut binaların depreme dayanıklılığı konusunda ne gibi dersler çıkarmamıza yardımcı oldu? Aslında şöyle söyleyeyim, bizim ülkemiz bir deprem ülkesi. Bunu her yerde duyuyorsunuzdur. Bunu hem okuyoruz, görüyoruz ve farkındalık aslında var. Fakat şöyle söyleyeyim, her yeni olan deprem
bize gerçekten farklı şeyler öğretti. İşte 99'da Adapazarı depremiyle sıvılaşmanın altı çizildi, sıvılaşma problemi yaşandı. Onun altı çizildi. Ondan sonra işte binanın yapısal taşıyıcılarında, taşıyıcı sistemlerinde deprem etkisi altında bazı tasarımda yetersizlikler görüldü. Mesela yeni 2018 deprem yönetmeliğiyle dinamik yükler daha çok perde duvarlara taşıtılmaya başlandı. Ya da mesela 2018'de yapılan deprem yönetmeliğiyle bizde sıvılaşma problemi olabileceği ve bunun yapılara ağır hasarlar verebileceği görüldüğü için yeniden zemin tiplerinde bir sınıflandırmaya gidildi diyebilirim. Mesela eskiden 2007 deprem yönetmeliğinde biz 4 tane zemin sınıfı kullanırken 2018 deprem yönetmeliğinde artık bizim 6 tane zemin sınıfımız var. İlk 20 metrede eğer sıvılaşabiliriz bir zemin tabakanız varsa o sizin en kötü zemin sınıfı içine girmenize sebep oluyor zemininizin. Çünkü neden? Çünkü sizin sıvılaşma probleminiz varsa ve bu 20 metrenin içindeyse ki bu 1 metrelik bir tabaka bile olabilir. Bu hem yapıda hasarlara sebep olabilir hem de zeminde istenmedik oturmalar, istenmedik problemler yaratabilir. Dolayısıyla bu depremlerle beraber tecrübeyle beraber biz aslında teoriyi destekleyebiliyoruz. Bu yaşanan depremlerde bizim uyguladığımız yöntemleri yeniden revize etmemize ve daha sağlıklı tasarımlar yapmamıza olanak sağlayacak yaklaşımlar geliştirmemizi sağladı. Mevcut binaların depreme dayanıklılığı ile ilgili olarak halkın bilinçlendirilmesi için ne gibi önlemler alınabilir? Mevcut binaların durumu ile ilgili bir kere şunu anladı herkes. Her iki yaşanan bu ağır depremlerden sonra, çünkü iki tane çok büyük deprem yaşadık biz Maraş'ta, Hatay 11 ile etkiledi. Şimdi bu hem toplumsal bir travma yarattı, hem de mühendisliğin, konu hakkında uzmanlaşmış olmanın ve onu hakkıyla yapmanın ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Halkın bilinçlenmesi konusunda aslında doğa en güzel şeyi yaptı, tecrübe etmemizi sağladı. Yani deprem nedir? Deprem nasıl etkir? Hem sosyal olarak hem de işte mühendislik açısından ne gibi sonuçları doğurabilir? Şimdi bize bu konuda şunu söyleyebilirim. Halkta bu bilinçlenme oluşmuşken bunun peşini bırakmamak gerekir. Halkın bu konuda farkındalığına biz uzmanlarca desteklenmesi gerekir. Ve belki ufak da olsa halkın sadece bina alırken ya da kiralarken yapının dış görünüşüyle ilgili değil, yapısal sisteminin işte zemin durumunu, temel durumunu sorgulatacak bir algı oluşturulabilir. Ya da mesela yapısal düzensizlikler varsa, mesela diyelim ki yumuşak kat düzensizliği var, işte altta taşıyıcı sistemlerin ya da taşıyıcı sistemlerde problem var, kesilmiş, ezilmiş ya da çürüme gerçekleşmiş malzemede ya da işte duvarları kesmişler, duvarları çıkarmışlar oradan ya da yapısal kusurlar, yani çok bilindik yapısal kusurlar var. Yapılarda çıkmalar yapılmış ve bunun gibi basit, çok teknik olmayan bilgileri paylaşmak gerekiyor. Yani nasıl işte dış görünüşüne bakıldığı zaman hani bu binanın burası böyle, işte şurası şu güney cepheye bakıyor, işte kuzeye bakıyor gibi bir yaklaşımla yaklaşıyorlarsa binalara, artık mesela işte statik projesini ya da zemin durumunu o an sorgulatıp belki kişi uzman tarafından o an destek alınırsa, alabilirse daha sağlıklı bir yaklaşım geliştirilebilir ya da kafasını daha iyi bir algı oturtabilir. Ben bunu şeye benzetiyorum. Mesela araba alırken, ikinci el araba, ekspertize götürüyoruz değil mi? Şimdi ekspertiz ne yapıyor? Neresinde hata var, kusur var ya da daha önce bir problem yaşamış mı bu araba? Bize söylüyor. Aynı şeyi ben binalar için de olsa çok iyi olabileceğini düşünüyorum. Ya bir yapı mı alacaksın? İşte daha yeni ya da mevcut işte 10 senelik, 20 senelik bir bina olsun. Onun şu anki durumunu değerlendirebilecek bir uzmandan destek alırsa, aynı arabada yaptığı gibi, o an onu sorgulayıp ve ona göre doğru yaklaşımı gösterebilir. Belki böyle bir şeyle desteklenebilirse, hem halkın bilinçlendirmesi bu yönde olursa iyi olur, faydalı olabilir diye düşünüyorum. Peki hocam, depremden sonra da sıkça duyduğumuz, artık aşina olduğumuz zemin etüdü nedir ve neden önemlidir? Zemin etüdü
Bizler mühendislik yapmak için, yani zeminin davranışını, taşıma kapasitesini anlamak için zeminin özelliklerine ihtiyaç duyuyoruz, mühendislik özelliklerine. Bunu çelik ya da beton gibi malzemelerden çok kolaylıkla alabiliyoruz. Fakat zemin çok kompleks bir malzeme. Hangi yapıyı yapacaksanız o yapının altındaki zeminin özelliklerini bilmeniz gerekli. Yani kil malzemesi diyelim ya da kum, sizlerin de bildiği, aşina olduğumuz bir malzeme. O malzemenin davranışı, hangi kum tipi, o yapının altındaki zeminin, o kumun özelliğini bilmeniz gerekiyor. Yani bu bir metre sonra farklı bir kum tabakasıyla karşılaştınız, onun özelliklerini bilmeniz gerekiyor. Yani bizde sabit bir malzeme parametresi yok. Dolayısıyla biz hangi zeminle çalışacaksak o zeminin kendine ait mühendislik özelliklerini belirleyebilmemiz gerekiyor ki davranışını anlayabilelim. Dolayısıyla bunu yapmak için de o yapının altındaki arazinin zemin özelliklerine ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz o nedenle zemini, araziyi karakterize edebilmek için zemin etüdü yapıyoruz. Neden önemlidir? Çünkü eğer anlayamazsanız siz o zemini, ben bunları insanlara benzetiyorum. Mesela hepimiz nasıl birbirinden farklıyız, değil mi? Mesela bir yük altında, bir problem altında hepimizin davranışı farklı oluyor. Bazılarımız işte ağlayarak, bazılarımız işte kendi içine kapanarak ya da bazılarımız çok iyi güç, yani yüke karşı daha rigid davranarak, bazılarımız az önce söylediğim gibi içine kapanarak reaksiyon veriyor. Zemin de böyle. Zemin o yük altında hangi davranışını göstereceğini ancak o zemine ait parametreleri elde edersek anlayabiliyoruz. O nedenle bizim oradaki, o yapının altındaki zeminin özelliklerine ihtiyaç duyuyoruz. Ve bunun da çok doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. O nedenle zemin etüdü çok çok önemli ki bizler zeminin davranışının mühendislik özelliklerini anlayıp zeminin davranışını öngörebilelim. Hocam, sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten önemli olan bu zemin etüdüyle alakalı birkaç soru daha yöneltmek istiyorum. Zemin etüdünü hangi durumlarda yapmalıyız? Zemin etüdünü her durumda yapmalıyız aslında. Çünkü zemin etüdü yapılmadığı takdirde o taşıtacağınız yükü kime taşıtacağınızı bilemezsiniz. Kim taşıyacak o yükü? Hangi malzeme? Nasıl taşıyacak? Hangi reaksiyonu verecek? İşte benim yapım tek katlı. Tek katlı ama oraya bir deprem yükü geldiği zaman, deprem dalgalarının bir frekansı var. Biz yapının frekansıyla deprem dalgalarının frekansının rezonansa girmesini istemeyiz. Dolayısıyla işte o titreşimler birbirini nasıl etkileyecek? Onun farkında olarak bir yapıyı yapmamız gerekiyor. Yani yapı, temel, zemin, bunların bütünleşik çalışması, hareket etmesi gerekiyor. Yani tek bir, nasıl ifade etsem, uyumlu çalışmasını isteriz. Dolayısıyla bu uyumlu çalışmayı sağlayabilmek için de sen kime taşıtıyorsun bunu? Zemine taşıtıyorsun. Şimdi sen bu zemine tanımadan, yani şöyle söylüyorum ben öğrencilerle de konuşurken. Mesela bir mutluluğum var ya da hüznüm var. Onu hangi arkadaşınla paylaşmak istersin? Tanıdığın yakın arkadaşına. Çünkü sen onun reaksiyonunu biliyorsun. Hem sakin durduğun statik anlamda ya da işte coşkulu olduğun dinamik anlamda, deprem yükleri gibi. Onun reaksiyonunu biliyorsun sen. Ama tanımadan birbirine bir reaksiyon göstersen bakalım nasıl tepki verecek sana. Dolayısıyla bunu anlayabilmek için de zemin etüdü çok çok önemli diyebilirim. Peki hocam, zemin etüdü sırasında hangi risklerle karşılaşılabilir? Şimdi zemin etüdü sırasında risklerle karşılaşmayız aslında biz. Zemin etüdü sonrasında elde ettiğimiz zemin özellikleri bizi şaşırtabilir. Yani beklemediğimiz zemin özellikleriyle karşılaşırsak o bizi şaşırtabilir. Riskli demeyelim ona, şaşırtabilir diyelim. Çünkü beklemediğimiz bir zemin özelliği, zemin yapısı çıktı. Bu maliyetlere yansır ve maliyetlere yansıyınca da biliyorsunuz hani ekonomik açıdan bir zorlantıya sokabilir yapıyı yaptıracak kişiyi. Bu nedenle şaşırtabilir diyelim, riskli durum demeyelim. Zemin etüdü sonuçlarına göre hangi yapısal önlemler alınabilir? Zemin etüdü sonuçlarına göre biz temelimizi tasarlarız, yapımızı da buna göre tasarlarız. Dolayısıyla yapısal önlemlerden ziyade yapı zemin koşullarına uygun olarak tasarlanabilir. Daha en baştan biz hatasız bir şekilde doğru bir tasarımla tasarlayabiliriz.
Onun da mümkünü yine bu az önce bahsettiğim gibi zemin davranışını anlamakla mümkün. Bizde her zaman şu gözetilir. Doğru bir tasarımda zemin özellikleri göz önüne alınıp temel tasarıma ve yapısal tasarım, dizayn buna göre yapılırsa, bütünleşik olarak yapılırsa, bütünsel bir yaklaşım yapılırsa doğru bir sonuç ortaya çıkar. Peki hocam bahsettik ama biraz daha derine inmek gerekirse zemin etüdü yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar nelerdir? Zemin etüdü yapılırken etüdü sahayı karakterize edecek bir şekilde tamamlanmış ve yapılmış olması gerekir. Etüt ne demektir? Araştırma yapmak, inceleme yapmak demektir. Biz bunu neden yapıyoruz? Anlamak için, tanımak için yapıyoruz. Dolayısıyla fakat şöyle bir handikapımız var bizim. Siz geniş bir arazide çalışıyorsunuz ve zemin etüdü de maliyetleri arttırsın istemiyorsunuz. Dolayısıyla biz belirli noktalar işte sondajlar yaparak ya da numuneler alarak ya da belirli noktalarda deneyler yaparak zemini anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz numuneler alıp işte araştırma çukurları ya da sondajlar yaparak anlamaya çalıştığımız bu yapı kompleks bir yapı. Dolayısıyla kolay da bir iş değil. Fakat yapmamız gereken şey şu. Bütün bu değerleri kullanıp sahayı doğru karakterize edebilecek bir yaklaşım yapmalıyız. Yani sondaj sayımız yeterli olmalı, yaptığımız deneyler sahayı yansıtacak durumda olmalı. Daha sonra eğer eksik bir nokta kaldıysa bunun tespit edilip eğer ihtiyaç halinde yeniden araziyi tanımak için ilave deneyler ya da ilave sondajlara eklenmeli ki günün sonunda elde etmek istediğimiz şey o sahayı karakterize edebilmek. Yani doğru davranışı hem statik hem dinamik koşullar altında zeminin nasıl davranabileceğini kestirebilmek için bütün sahayı temsil edecek uygun mühendislik, doğru mühendislik özelliklerini tanımlayabilmek. Zemin etüdü sonuçlarına göre ev alırken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi bu depremden sonra herkeste bir şey, şöyle bir soru çıktı karşımıza. İşte benim zeminim nasıl? Zeminim kötü mü? Ya da işte tutar mı bizi? Depremde bizi korur mu? Yani benim işte yapımın altında kaya var. Aslında şöyle bir yaklaşım getirmek lazım buna. Sadece zemin özelliklerine bakıp bizim binanın davranışı hakkında bir şey söylememiz mümkün değil. Neden? Çünkü zemin kötü olabilir. Bahsettiğim gibi gevşek, suya doygun gevşek ya da yumuşak bir zemin olabilir. Fakat bu onu kötü yapmıyor işte. Biz onu kötü demiyoruz, problemli diyoruz ona. Çünkü neden? Kötü zemin yoktur. İyi anlaşılmayan ve tasarıma uygun, ya o zemin özelliklerine uygun, tasarımı yapılmamış yapılar vardır. Sen onu anlayacaksın, kötü, yani problemli bir zemin olduğunu anlayacaksın. Ama yapıyı ona göre yaptıysan sıkıntı yok. Yani şöyle yapabilir, zemin etüdü sizin mevcut bir binanız vardır. Altındaki zemin işte problemli bir zemindir. Aa ben kötü bir problemli bir zemin üzerinde oturuyorum. Ne yapacağım şimdi diye böyle bir soru işareti oluşması gayet normal ama yapı ona göre, temel tasarım, temel sistemi ona göre yapılmışsa biz ona kötü diyemeyiz. Çünkü zemini iyileştirirseniz, zemini doğru anlayıp doğru tasarım yaparsanız size kötü zemin olmaz. Peki hocam uzak durulması gereken zeminler nelerdir? Şimdi ondan da az önce bahsettim. Şimdi biz uzak durmak, şimdi İstanbul'u biliyorsunuz yani. Hani İstanbul genelinde konuşacak olursak artık hani yapı yapacak alan da azaldı. Problemli zeminlerimiz de var. Zaten denize kıyısı olan birçok bölgemiz var. Dolayısıyla biz kötü olarak nitelendirmiyoruz, problemli olarak nitelendiriyoruz. Bunlar da yumuşak zeminler ya da suya doygun gevşek zeminler olarak nitelendiriyoruz. Mesela neden suya doygun gevşek zemin? Şimdi yeni dağ deprem yaşadık. Sıvılaşma problemi yüzünden birçok bina çöktü maalesef. Sıvılaşma hangi tip zeminlerde görülüyor? Suya doygun gevşek zeminlerde görülme olasılığı çok çok yüksek. Dolayısıyla bu bizim dikkatli olmamız gereken bir zemin tipi. İşte yumuşak zeminde kendi içinde sıkıntıları, problemleri olabilir. Ama doğru anlaşıldığında ve tasarım ona göre yapıldığında biz bunun üstesinden gelebiliyoruz. Zemin etüdü yaptırmak için hangi uzmanlara başvurulmalıdır? Zemin etüdü yaptırmak için geoteknik mühendisleri bu konuda uzmanlaşmıştır. Geoteknik mühendisleri barındıran inşaat şirketlerinden ya da firmalarından, bu işi yapan firmalardan destek alınabilir.
Zemin etüdü sonuçlarına göre evin fiyatında nasıl bir değişiklik olabilir? Şimdi zemin etüdü sonuçlarına göre ne gibi değişiklikler olabilir? Zemin etüdü aslında çok maliyetli bir şey değil. Yani yapının toplam maliyetine direkt olarak yansıyacak bir şey değil. Fakat zemin etüdü sonuçlarına göre problemli bir zeminle karşılaştırdığımız zaman tasarımı ona göre yapacağımız için maliyetler büyük oranda artabilir. Peki zemin etüdü sonuçlarına göre evin güvenliği hakkında neler söylenebilir? Zemin etüdü sonuçlarına göre evin güvenliği ile ilgili direkt bir şey söylemek mümkün değil. Yani konuşmamız sırasında hep altını çizdim. Eğer doğru bir şekilde yorumlanmışsa ve tanımlanmışsa, zemin karakterize edilmişse yapı ona uygun yapılacağı için bir problem olacağını düşünmüyorum. Hocam Maraş'taki depremden sonra sıvılaşma çok gündeme geldi. Sıvılaşmayla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Şimdi sıvılaşma konusu çok çok önemli bir konu. Mesela 99 depreminde, 99'da yaşadım işte İzmit depreminde birçok bina hasar gördü. Adapazarı depreminde birçok bina hasar gördü, yapı hasar gördü. İşin enteresan tarafı mesela Avcılar bölgesinde de bazı binalar hasar gördü değil mi? Neden? Çünkü sıvılaşma problemi yüzünden. Yine Maraş'ta yaşanan depremde, Hatay'ın bazı bölgelerinde özellikle işte Gölbaşı başında filan birçok bina bu sıvılaşma problemi yüzünden hasar gördü. Şimdi sıvılaşma nedir diye düşünecek olursak, sorgulayacak olursak sıvılaşma zeminin taşıma gücünü kaybetmesidir diyebiliriz. Çünkü zeminler bizim kaba taneli olarak nitelendirdiğimiz daha teknik açıdan bir şekilde açıklamak yerine şöyle açıklayayım. İşte sizin de bildiğiniz kum ya da işte çakıl gibi zemin tanelerini siz de günlük ortamda karşılaşıyorsunuz. Biz bunları yük taşıtmaya çalışıyoruz. Şimdi bu tanecikler yükü birbirlerinden destek alarak ve birbirleri arasında bir sürtünme yaratarak yüke karşılık vermeye çalışıyorlar. Ve tanecikler ne kadar çok birbirlerine yakın olurlarsa birbirleriyle arasındaki etkileşim o kadar daha iyi olur. Ben bunu şuna benzetiyorum. Mesela siz bir yükle karşılaştınız, bir problemle karşılaştınız. Bunu en önce dostlarınızla paylaşıp onlardan daha kolay destek alıp bunu yükü daha kolay taşıyabilirsiniz. Ama işte merhaba dediğiniz arkadaşlarınızla bunu o kadar sağlıklı bir şekilde yapamazsınız. Hatta bir söz vardı, aralarından da su sızmıyor. İşte bu sıvılaşmaya geleceğim bu örneği kullanarak. Tanecikler birbirine ne kadar yakın olursa o kadar daha fazla kayma dayanımı kazanıyorlar ve yükü daha kolay taşıyabilir hale geliyorlar. Fakat taneciklerimiz arasında boşluklar varsa, biz buna gevşek zeminler diyoruz. Taneciklerimiz arasında boşluklar varsa ve bu boşluklarda suyla doluysa eğer, burada en önemli kriter sıvılaşmanın yaşanabilmesi için su. Su varsa sıvılaşma vardır. O yüzden sahil bölgeleri biraz bundan muzdariptir. Çünkü suyu, su seviyesi yüksektir o taraflarda. Tanecikler arası suyla doluysa ne yapıyor? O dinamik yük, deprem yükü geldiği zaman hızlı bir şekilde o tanecikler arasındaki su bir an evvel yukarı atmak istiyor kendini. Böylelikle öyle bir basınç yapıyor ki tanecikler birbirinden ayrılıyor. Hele ki gevşek dediğimiz içerisinde boşluk barındıran taneciklerse bunlar onların iletişimini koparıyor. Onların iletişimini sıfıra indiriyor. Az önce ne konuşmuştuk? Taneciklerin birbirinden destek alarak yük taşıyorlardı. Artık bu destek yok. Birbirleriyle iletişim yok. Çünkü su yukarı çıkmaya giderken onları ayırdı. Benim taşıma kuvvetim kalır mı? Taşıma gücüm kalır mı geriye? Kalmıyor. Taşıma gücümü kaybedip bir akışkan gibi davranmaya başlıyorum. Dolayısıyla zeminin taşıma gücü yoksa, yapınız ne kadar sağlam olursa olsun, C30 da olsa, C40 da olsa maalesef ki bir göçme problemiyle karşı karşıya kalırsınız. Neden? Çünkü zemininiz o yüke karşılık veremez. Yapı sağlam olsa da bir devrilmeye, bir oturmaya, bir yan yatmaya maruz kalıyor. Dolayısıyla burada yine söylediğim gibi zemini bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Bu tasarımı yapmadan önce. Eğer bu doğru bir şekilde tasarlanırsa ki 2018 yeni deprem yönetmeliğinde 2018'in sonunda bitirilen ve yürürlüğe 2019'dan sonra yürürlüğe giren deprem yönetmeliğinde bu konunun üzerine gidildi ve
Şöyle, ilk 20 metrede sıvılaşabilir herhangi bir zemin tabakanız varsa, bu sizin zemin sınıfınızı bizim ZF olarak nitelendirdiğimiz ve özel bir analiz gerektiren zemin sınıfı kategorisi içerisine sokuyor. Yani çok önemli bir şey bu sıvılaşma. Dolayısıyla mesela bir yapı mı aldınız? Siz zemin etüdü mü yapıldı? Bakacaksınız yani burada sıvılaşma var mı? Varsa eğer ZF'nin içerisinde ZF zemin sınıfı olarak değerlendirilmiş mi? Bu önemli. Çünkü zemin sıvılaşması gerçekten çok dikkat edilmesi gereken, hem tasarımda dikkat edilmesi gereken hem de eğer böyle bir problem varsa iyileştirme yapılıp bir tasarım yapılması gereken bir konu hale getiriyor zemini. Hocam aslında şu sıralar vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi, ev alırken ya da ev kiralarken binanın hangi özelliklerine dikkat etmeliyim? Yani kısaca bir ev alırken binanın dayanıklılığı açısından hangi soruları sormalıyız? Bir kere bir bina ya da yapı diyelim alma durumu söz konusu olduğunda bizler genellikle işte dış görünüşüyle işte güneş alıyor mu, kaç odası var ya da işte metroya yakın mı gibi daha kolay ve anlaşılabilir bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz duruma. Fakat yaşanan bu depremlerden sonra halkın birçoğu şunu anladı aslında. Tasarımın ve taşıyıcıların durumunun, daha doğrusu öyle söylemek daha doğru olabilir. Taşıyıcıların durumunun iyi durumda olduğuna ve bir yapısal düzensizliğin, mevcut bir yapısal düzensizliğin var olup olmadığının dinamik yükler altında ne kadar önemli olduklarını fark etti. Bu farkındalığını şöyle yansıtabilir. Mesela bir bina alınacak diyelim ki, onun projeleri önce temin edilebilir. Onun konunun uzmanından destek alınabilir. Bu proje uygun mudur? Ya da çok teknik bilgi gerektirmeyen fakat taşıyıcıların durumunun anlaşılabileceği birkaç basit yöntem de var. Mesela yapının bodrumuna girmek bunlardan bir tanesi. Bodrumun da taşıyıcılarında, taşıyıcılar dediğimiz işte kolonlarında, kirişlerinde ya da perde duvarda herhangi bir sıkıntı var mı? Kesilme, delinme durumu var mı? Ya da binamız eski ise betonda bir çürüme var mı? Çünkü bazen yeraltı suyu ya da zeminde olan su yukarı doğru tırmanabilir ve bu da betonda hasara sebep olabilir. Betonun çürümesi ya da korozyon, demirin donatılının korozyona uğramasına neden olabilir. Korozyona uğradığı takdirde de adezyon bozuluyor. Yani betonun donatıyla beraber hareket etmesini sağlayan bütünleşik yapı bozuluyor. Bu durumda yapı mukavemetini kaybediyor ve bunu anlamak da aslında çok zor değil. Eğer çürüme durumu, betonun çürüme durumu söz konusuysa bu gözle görülebilir. Ya da korozyona uğramış bir donatı varsa bu da gözle görülebilir. Yani dıştan görünüyorsa donatı. Bu durumda taşıyıcılar mukavemetini yani taşıma kapasitesini kaybedeceği için dinamik yükler altında kendilerini tutamayabilirler. Buna dikkat edilebilir. Ya da yumuşak kat düzensizliğinden bahsedebiliriz. Yani yumuşak kat sorunsalından bahsedebiliriz. Bir diyelim ki bir yapının altında bir market varsa ya da bir kafe ya da başka herhangi bir şey varsa bunu sağlayabilmek için duvarları kırılmış mı ya da zarar görmüş mü bunlara bakılabilir. Bizler basit bir şekilde bunlara dikkat edebiliriz. Ya da şunu söyleyebilirim. Mesela bizde İstanbul'da sıkça görebilirsiniz. Bitişik nizamlı yapılar vardır. Bitişik nizamlı yapılar deprem yükü altında eğer aralarında boşluk bırakılmamışsa bina geçişlerinde bu derzler bırakılmamışsa bunlar birbiriyle bütünleşik çalışırlar. Fakat bu her bir yapının salınımı kendi içerisindeki frekansı deprem yükü etkisi altında farklı olduğu için bunlar birbirlerine çekiçleme dediğimiz bir etki yapıyor. Çekiçleme etkisiyle birbirlerine zarar vermeye başlıyorlar. Yani hem depremin etkisi yapıya aktarılırken yani yapıda gözlemlenirken iki yapıya da daha farklı, daha fazla yapı birbirlerine de zarar vermeye, çekiçleme etkisiyle birbirlerine zarar vermeye başlıyorlar. Bitişik nizamlı yapılarda her bir kat yüksekliğinin ve kolon yüksekliklerinin birbirlerine uygun mu? Aralarında boşluklar bırakılmış mı bir bitişik nizamlı yapılar arasında? Bunlara dikkat edilebilir. Bitişik nizamlı yapılar önemlidir. Eğer böyle bir bina alacaksanız bunlara dikkat etmeniz gerekir. Ya da işte bahsettiğim gibi perde duvarı hasar almış bir yapının deyim yerinde ise bacağından kırılmış gibi yani çatlamış gibi düşünebilirsiniz. Yine bir benzetme yapacak olursak. Böyle bir
yapının koşması mümkün mü? Çünkü bir efor, bir salınım var orada, dinamik bir etki var. Ve bunun düzgün bir şekilde bir yapı tarafından taşıtılmasını istiyoruz. Ama ya orada en sağlam taşıyıcılarından biri olan perde duvar hasar görmüş. Ki 2018 deprem yönetmeliğinden sonra çok katlı yapılarda yükler daha çok perde duvarlara aktarıldı. Ve böyle bir taşıyıcının zarar görmesi demek, onun artık bacaklarından birinin sakatlanması, çatlaması anlamına geliyor. Ve o yükü taşıyamaz hale gelir. Belki statik durumda kendini taşıyacak. Fakat dinamik yük altında maalesef kendini taşıyamayacak. Bunlara dikkat edilebilir. Ve en önemli, yani en kolay dikkat edebileceğinden, dikkat edilecek parametrelerden bir tanesi yapım yılı. Ne zaman yapıldı bu yapı? Neden? Çünkü bu konuşmanın başında sizlerle konuşmuştuk. Bizim tasarımda uyguladığımız yönetmelikler var ve her bir depremden, tecrübeden sonra o yönetmelikler uygun bir şekilde revize ediliyor. Son çıkan deprem yönetmeliğinin 2007 ya da 98'de uyguladığımız deprem yönetmeliğinden farklılıkları var, avantajları var. Dolayısıyla sizin işte 80 yılında yapılan binayla 2000 yılında yapılan bina arasında fark, 2000 yılında yapılanın da 2005 yılı, 2010 yılı diyeyim daha doğrusu arasında bir fark var. Dolayısıyla bunların tasarım yönetmelikleri de farklı olduğu için böyle bir avantajları var yeni yapılan binaların. Fakat yeni yapılmış olması da uygun olduğu anlamına gelmez. Çünkü bir yapı yapılırken proje önemli, tasarımı çok önemli, uygulama imalat aşaması önemli ve denetim, kontrol çok önemli. Bu üçü düzenli, dikkatli bir şekilde yapıldığı zaman bütüncül bir yaklaşımla yapının yapılması tamamlanırsa hem statik hem dinamik koşullar altında kendi kendini taşıyan ve hasar görmeden bu konuyu rahatlıkla atlatabilen yapılar ortaya çıkar. Hocam çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için. Sağ olun.